onlar Berlin'deki kendi deyimleriyle ötekiler. Son yıllarda Türkiye'den Almanya'nın başkentine göçenler ve hali hazırda Almanya'da doğup büyüyen Türkiye kökenlilerden kurulan bu orkestrada herkesin farklı bir hikayesi var. Kimi zorunluluktan, kimi eğitim, kimi ise farklı bir ülkede yaşama isteğinden göç etmiş. Onları bir yıl önce bir araya getirense öteki gibi hissetmeleri ve tabii ki müzik. Ötekiler burada dışlanmış olanları, ırkçılığa maruz kalanları, kötü işlere, ucuz işçiliğe maruz bırakılanları, bir sürü akademik birikimi olan ama hala burada gözle görülmeyenleri, bürokraside her türlü sorunun en alasını yaşayanları, sadece bu bir etnisite üzerinden değil, bu toplumun içinde yaşayan, bu toplumun yapmış olduğu her şeyin parçası olan ama sürekli kötü muameleye maruz kalanları temsil ediyor. Üzerimize çöken umutsuzluğa dur demek, bize dayatılan bireyselciliğe karşı ses olmak ve yaşamı güçlü kılmak. Türkiye'den göçmenlere yapılan bu çağrıyla bir araya geldiler. Haftalık buluşmalarla başladılar. Sonra onlara İran, Irak ve Yunanistan'dan gelenlerin yanı sıra kendini öteki olarak konumlandıran Almanlar da katıldı. Benim için de böyle yaşamın mücadelenin yoğun olduğu bir dönemdeydi. Kent kültürünün burada insanları yalnızlaştırdığını hepimiz biliyoruz. Ben de bunların mağdurlarından bir tanesiydim. Benim gibi düşünen insanlar bir araya gelse ve biz bir arada bir şeyler yapabilsek ve en azından yani keyifli zamanları da beraber paylaşabildiğimiz ama diğer taraftan da yani sırtımızdaki yükleri de beraber paylaşabildiğimiz bir ortam olursa diye. İlk buluşmaları korona pandemisi nedeniyle insanların kendilerini daha da yalnız hissettiği bir döneme denk geldi. Göçmenin en önemli noktası yalnızlık. Çünkü kendini ait hissetmediğin bir coğrafyaya geldiğinde bu ait hissetmeme durumunda bir aidiyet meselesi. Aidiyet meselesinin altında dilleri bilmemek, aynı zamanda ortak ilke ve değerler vardır kültürlerde. Seninki farklı olabilir. Gidip yerleştiğin yer çok farklı olabilir. Bir sefer bunları da aynı zamanda alışmak, bunları anlamak, kavramak, içsel anlamda yani mesela tanımlayabilmek zor bir süreç açıkçası. Benim hiç müzik kulağım yoktu ama buraya gelmekle müzik kulağım gelişti. Cesaretim arttı, özgüvenim arttı. İçimdeki yalnızlık duygusu dağıldı. Bir arada birlikte yapmışlar yapabilmek, birlikte mutlu olabileceğimizi, birlikte bir şeyler paylaşarak, sorunlarımızı ya da mutluluklarımızı beraber paylaşarak bir sürü şeyi aşabileceğimizi bana hissettiriyor. O yüzden yani benim için yalnızlaşmanın son, buradaki yalnızlaşmanın son noktası yani. Hani onu ötekilerle beraber açtım ben. Kimi amatör, kimi profesyonel müzisyen. Ancak birlikte yeniden müziği keşfediyorlar, kendi müzik dillerini yaratıyorlar. Orkestra aynı zamanda onların farklı bir ülkedeki evi de oldu. Benim için hayatımın böyle en zor dönemleriydi. Göçtüm, geldim, ne yapacağımı bilmiyorum. Böyle çok gerçekten kötü bir dönemdeydim ve gruba dahil oldum. Gerçekten bir dayanışma grubu olduğumuzu düşünüyorum. Zor anlarımızda birbirimize destek olduğumuzu. Yani buraya aslında sadece müzik yapmak, şarkı söylemek veya eğlenmek için değil de ailem diyebiliyorum. Çünkü en zor zamanlarımda yanımda bir sürü insanı bulabilirim. Göç edip gelmemizin vermiş olduğu bir işte Türkiye özlemi, aile özlemi veya birçok şey var. Ama bizi burada bir arada tutan bence birbirimize duyduğumuz sevgi de. Ötekilerin orkestrası aynı zamanda politik bir grup. Birçok farklı konudaki eylemlere katılıyorlar. Hepimiz aslında ortak duygulardan geldiğimiz için herkes böyle gönül rahatlığıyla evet biz burada bulunmalıyız diyerek Hano eylemine dahil olduk. 1 Mayıs yürüyüşünde birlikteydik. Aslında Kadınlar Günü'nde de kadınlar olarak birlikte yürüdük. Kimse kimseyi tanımıyor burada ama sadece gözlerinin içine bakıp gülmek müzik birleştiriyor aslında. Evrensel bir dil müzik.
Haftalık buluşmalarla kurulan orkestra şimdi farklı uluslararası gruplarla da bir araya geliyor. Birbirlerine farklı dillerde şarkılar öğretiyorlar. Berlin bence bunu bir araya getiren ve bunu bulabileceğin en güzel ortam. Her türlü sanatı ve sanatçıyı burada tanıyabiliyorsun. Sanatçıların kendi arasında dayanışma var. Ben bu sayede Latin Amerikalılarını tanıdım. Ben bu sayede Orta Doğu'nun bütün halklarını tanıdım. Ben bu sayede aslında Almanların içerisinde farklı bir kültürünü de tanımış oldum. Bu hafta sıra Yunan müziğinde. I'm Maritina and I am from Athens, Greece. I really enjoy playing music with Turkish people because we share this common music and it's beautiful to see how many songs are in both cultures and languages. It brings us together and being here in Germany, for me, the Turkish community is kind of like a family. It feels like home. It's like, it's the same if you're Greek or if you're Turkish. Türkiye'de yaşadım ve Türkçe öğrendim biraz. Atmosfer çok özel. Ötekileri orkestrasıyla çalışmayı çok seviyorum.